Merhabalar gençler. Bugün 6 numaralı videomuzu çekiyoruz. Bugünkü videomuzda, daha doğrusu 6 ve 7 numaralı videolarda soru çözümleri olacaktır. Diskriminant yöntemi ile ilgili soru çözümleri olacaktır. Diskriminant yöntemini hemen hatırlatacak olursam, diskriminant yönteminde 3 farklı durum vardı. Öncelikle diskriminant, yani delta dediğimiz şey, yani b kare eksi 4ac'ye ulaşıyorduk. Delta'nın büyük sıfır, küçük sıfır ve eşit sıfır olma durumlarına göre farklı durumlarımız vardı. Çözüm kümelerini, formülleri kullanarak buluyorduk. Delta büyük sıfır, yani delta pozitif olma durumunda farklı iki kökümüz vardı. Delta eşit sıfır olması durumunda eşit iki gerçek kökümüz vardı. Delta küçük sıfır olma durumunda ise gerçek kökümüz yoktu. Dolayısıyla çözüm kümemiz boş küme oluyordu. En son çözdüğümüz soruda, yani bundan önceki videoda delta büyük sıfır çıkmıştı. İşte hatırlarsanız delta 24 çıkmıştı. Birinci kökümüz, yani x1'i bulmuştuk. x1'i ne bulmuştuk? 3 artı kök 6 bulmuştuk. x2'yi bulmayı da size bırakmıştık. Bulduysanız eğer bu şekilde bulmamız gerekiyordu. B dediğimiz şey eksi 6 idi. Delta dediğimiz şey 24 ve A dediğimiz şey 1'di. Bunu formülde yerine yazdığımız zaman 6 eksi kök 24 bölü 2'den 3 eksi kök 6'ya ulaştık. Yalnız her seferinde bunu yapmadan, yani bir tane kökünü bulduktan sonra ikinci kökünü otomatikmen bulabiliyorsunuz. Nasıl? Mesela x1'i biz ne bulmuştuk? 3 artı kök 6 bulmuştuk hatırlarsanız. x2'ye de otomatikmen 3 eksi kök 6 diyebilirsiniz. Çünkü x1 ve x2 köklerinin formüllerini hatırlayın. Ne demiştik? İki formül arasındaki tek fark şuradaki eksi artı olayı demiştik. Kök deltaların önündeki eksi artı olaylarıydı. Otomatikman 3 eksi kök 6'yı bulursan diğerine 3 artı kök 6 diyebilirsin. Ya da 3 artı kök 6'ya ulaşırsan diğerine 3 eksi kök 6 diyebilirsin. Tekrar söylüyorum. Delta büyük sıfır olduğunda farklı iki kökümüz oluyordu. Unutmayın, gördüğünüz üzere çözüm kümemizde farklı iki kökümüz var. Sıra sizde dediğimiz kısımlarda şu an için 3 tane örnek var. 3 örnekte de farklı şeyleri istedik sizlerden. Birinde diskriminantının kaç olduğunu sordu. Buradan A, B ve C'leri bulup delta eşittir B kare eksi 4 AC'yi bulacaksınız. Burada da denklemin gerçek sayılardaki çözüm kümesini istiyor. Yine A, B ve C'ye ulaşıp delta'ya, daha doğrusu A, B ve C'yi, yani katsayılarını kullanarak deltasını bulacağız. Büyük sıfır, küçük sıfır ya da eşit sıfır durumlarından hangisine giriyorsa yöntem uygulayacaksınız. Burada da denklemin diskriminantının 1 olduğunu söylemiş. K'yı istiyor. Yine A dediğimiz şey burada 3, B dediğimiz şey 5, K dediğimiz şey de C olarak yerine yazdığımız, yani C yerine K yazdığımız zaman diskriminantı 1'e eşit diye bulacaksınız. Hepsinin yöntemlerini açıkladık. Amacım size yardımcı olmak. Hani lütfen bunları çözün. Yapamadıklarınızı da iletişime geçip lütfen soralım. Sıradaki örneğe bakalım. Denklemin bize bir denklem verilmiş. Gerçek sayılardaki çözüm kümesini istiyor. Hemen A'yı, B'yi ve C'yi belirliyoruz. Delta'yı buluyoruz. Yerine yazdığımız zaman deltamız eksi 11 geliyor. Yalnız yine şurada lütfen, ama lütfen, her seferinde söylüyoruz ama çok önemli. B kare dediğimiz şeyi yazarken eksi 3 parantez kare yapmayı lütfen unutmayın. Eksi 3'ün karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 5'ten ne geldi? Eksi 15, pardon, eksi 11, yani negatif geldi. Negatifse ne diyorduk? Gerçek kökü yoktur. Dolayısıyla çözüm kümemiz boş kümedir. Sıradaki örneğe bakalım. X kare eksi 10x artı 25 eşit 0 denklemin çözüm kümesini bulun diyor. Yine aynı şekilde ne yapıyoruz? A1, B eksi 10 ve C 25 geldi. Delta'yı yazdığımız zaman, yerine A'yı, B'yi ve C'yi yazdığımız zaman 100 eksi 100 eşittir 0 geldiğini gördük.
hatırlayın ne demiştik? Delta eşit sıfır durumunda eşit 2 gerçek kökü vardır. Ve bu kökler nelerdir? Yani eksi b bölü 2a formülünde yerine yazdığımız zaman cevap 5 geliyor. Burada da şuna dikkat etmenizi istiyorum lütfen. Buradaki eksi formüldeki eksi b'nin kendisinde de eksi varsa eğer eksi eksiden dolayı artıya dönüşüyor. Lütfen unutmayalım ve dikkat edelim. Sıradaki ödevler de size ait. Lütfen çözelim. Defteri umarım yazıyorsunuzdur. O şekilde daha pekiştirici olacaktır. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum.